Sevgili dostlarım, selamlar. Sevgili İkizler Burcu ve sevgili Yengeç Burcu kardeşlerim. 15 Mart 21 Mart tarihleri arasındaki yıldızname bakımlarınızla karşınızdayım. Sevgili İkizler Burçlarından başlamak istiyorum. İkizler Burcu, Ay Burcu İkizler ve Yükselen İkizler. Lütfen haftalık yıldızlamenizi siz de takip edin. Ay Burcu İkizler olanlar, Yükselen İkizler olanlar da takip etsinler. Öz Burcu İkizler olan zaten takipte. Dostlarım, Bismillahirrahmanirrahim. İkizler Burcu'nun yorumuna başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahi ve melâkete ve yeseluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellumu teslima. Şimdi şöyle söylüyorum. Her türlü sıkıntı anında, her türlü darlanma anında Allah'a ve meleklerine ve Resulullah'a sığının, onlara teslim olun diyor. Allah bize elimizi açtığımızda dualarımıza icabet etmekle cevap veriyor. Peygamberler bize, Peygamber Efendimiz Resulullah bize, sevgili dostlarım Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bize mutlaka mucizeler yoluyla cevap veriyor. Melekler mutlaka işaretlerle ya da rüyalar yoluyla mesaj veriyor. Şimdi ben İkizler Burcu'nu bu hafta şöyle gördüm. Bazı çözemeyeceği sorunlar var yıldızlamelerinde, öyle çıkıyor. Kılavuzluk istiyorlar. Bazı konularda gizlilik, saklı olanın açığa çıkmasını istiyorlar. O yüzden yıldıznameleri diyor ki Allah'a teslim ol. O sırlar tek tek açığa çıkacak diyor. O karanlıklar aydınlanacak diyor. Yüreğinde bazı diyor sıkıntılar yaşayabilirsin. Aydınlığa çıkman çok yakın diyor İkizler Burcu'na. Bazı yıkımlar yaşamışsın. Bazı İkizler Burcu yollarını ayırmış partnerleriyle. Bazı İkizler Burcu işlerinden ayrılmış olabilir. Eşlerinden ayrılmış olabilir. Yollarını ayırmış olabilir. Ama hiçbir şekilde korkmasınlar, her şey iyi olacak yeniden. Yani yolunu gözledikleri mutlu bir hayata kavuşacaklar. Yeniden doğuşu yaşayabilirler. Bazı İkizler Burcu partnerleriyle yolunu ayırabilir, yeni kişiyle devam edebilir. Ama 3 hafta içerisinde büyük bir rahatlama olduğunu görüyorum. Ve bazı parasal yönden birikimleriniz olacak. Üst üste koyacaksınız, paraya kavuşacaksınız, mala kavuşacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda sevgili dostlarım, hayırlı bir işlerle karşılaşacağınız ve şöyle söyleyeyim ki çabucak olacak bir işiniz var. Dua istiyor sizden sevgili dostlarım. Dua ettiğinizde, istediğinizde mutlaka çabucak cevaplanacak. Dünyada şöyle bir şey söyleyebilirim. İkizler Burcu'nun en çok istediği şey bilgi yönünde ilerlemektir. Bu evet, dünyaya onlar bilgi biriktirmek için gelmişlerdir. Bilgilerini arttırmak için, görgülerini arttırmak için. Bazen bulundukları topluma liderlik yapmak için. Kardeşleriyle iyidirler, komşularıyla iyidirler. Sert etki aldıysa tam tersidirler. Kardeşleriyle sorun yaşarlar. Etraflarıyla sorun yaşarlar. O sorunları da halledecekler yakın zamanda sevgili dostlarım. Şimdi zalim bir kimseyle karşılaşmış olabilirsiniz bu ara. Bu hafta o zalimi yenme, o zalimi, o vicdansız insanı ya da insanları alt etme zamanı gelmiş. Gerek dedikodularıyla, gerek hadlerini aşmalarıyla size böyle sıkıntı veren insanlardan kurtulma zamanınız gelmiş. Bunlardan kurtulacaksınız, hiç merak etmeyin. Bir de sevgili İkizler Burcu, hanenizde olsun, iş yerinizde olsun, bazı huzursuzluklar yaşadığınızı, sıkışık bir enerji olduğunu görüyorum. Mutlaka bir okuma yapın. Yani satürnyen bir etki. Sizi sıkan, daraltan bir etki. Yani 3 yıl, 3 ay olabilir öncesinde, 3 ay ya da 3 yıl öncesinde yapılmış bir büyü ve negatif enerji var. Onun etkisiyle sıkıntı yaşıyorsun. Evini mutlaka sirkeli suyla temizle. Sen de deniz zamanı, denizde yüzerekten o mikropları at, o üzerindeki
büyü enerjisinden kurtul, negatif enerjiden kurtul. Sevgili arkadaşlar, sık sık yıkanmanı öneriyorum negatif enerjiyi aşman için. Aynı zamanda sevgili dostlarım, bir ay müddetle biraz sıkılabilirsin. İşsiz olan sevgili İkizler Burcu kardeşim, işsizsen bir ay içerisinde yeni bir işe girdiğini, bu işte kazanç elde ettiğini, mutlu olduğunu söyleyebilirim. Gerek aslan burçlarıyla, gerek kova burçlarıyla arkadaşlık ilişkisi ya da aşk ilişkisi varsa çok mutlu bir beraberliğe doğru gidiyorsunuz. Koç burçlarıyla sorun yaşayan ikizler burçları, sorunlarınız çözülüyor. Evlilik yolunda adım atabilirsiniz. Sorunları çözdüğünüzü görüyorum. Bir de bir aşk üçgeni dağılıyor. Yani şüpheleriniz varsa partnerinizle ilgili, karınızla, kocanızla ilgili herhangi bir, hani benle annesi arasında seçim yapsa onu mu tercih eder beni mi? Ya da erkekseniz sevdiğiniz kız ailesini mi tercih edecek, beni mi tercih edecek gibi konuda tereddüt ediyorsanız, sen kazanıyorsun, seni tercih ediyor. Çünkü iyi niyetle başladın sevgili İkizler Burcu. İyi niyetinin de karşılığını görüyorsun. Bunu söylemek istiyorum. Yabancı dillerle ilgili bir çalışma yapabilirsin. Yabancı kültürden birisiyle karşılaşabilirsin. Hatta ve hatta sevgili İkizler Burcu, yabancı ülkeden bir partnerin olabilir. Bekar olanlara diyorum, dikkat etsinler, değerlendirsinler. Çok da iyi ve hayırlı, uğurlu olacak yabancı birisi. Hasetçilerden, dedikoduculardan kurtarmak istiyorsanız kendinizi, sevgili dostlarım, onlara aldırış etmeyeceksiniz. Bir de kaybolan bir eşyanızı bulduğunuzu görüyorum İkizler Burcu. Kaybolan bir şeyi buluyorsunuz. Biraz uykusuzluk çekebilirsiniz İkizler Burcu. Fakat uykunuz dağıldığında mutlaka ya mucip zikrini çekin. Ben zaten size bu hafta için ya mucip zikrini öneriyorum. Ya mucip duaları kabul edendir. Tekrar sayısı 55'tir sevgili dostlarım. 55 kere ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip, ya mucip zikri şerifeyi söyleyeceksiniz. Ya mucip zikrini. Ve dualarınız çabucak duyulacak sevgili dostlarım. Aynı zamanda aleyhinizde konuşanlar varsa kesinlikle konuşamayacak, susacaklar. Zalim bir kimseden de intikam alma fırsatını yakalayacaksınız sevgili İkizler Burcu. Dostlarım, eğer bana yıldızname bakımı konusunda ulaşmak isterseniz numaram 0546-481-3506. Ama WhatsApp'tan mesaj atın. Telefonlara cevap veremiyorum yoğun olduğum için. Mesajlara mutlaka yetişiyorum ama telefonlara biraz zor yetişiyorum. Hatta çoğu telefonu açamıyorum. Ya bakımım vardır, ya çekimim vardır. Bir telefondan hallediyorum bütün işlerimi. O yüzden diyorum ki, eğer bana ulaşmak isterseniz yıldızname bakımı ya da batı astrolojisiyle horoskop çıkartılması, mutlaka ve mutlaka mesaj atın. Sonra aradık cevap vermedi demeyin. Cevap veremiyorum çoğuna. Onu söylemek istiyorum. Sevgili yengeç burçlarına geliyorum sevgili dostlarım. Sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan sevgili dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Yengeç burçlarının yıldızlamesini yorumlamaya başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim. Ya kadimu, ya daimu, ya ferdu, ya vitru, ya ahadu, ya samedu, ya hayyu, ya kayyum. Ya Zülcelali ve İkram. Şimdi bayağı bir dileğiniz olduğunu, isteklerinizin daimi ve kalıcı olmasını istediğinizi görüyorum. Kalıcı bir yuva kurmak isteyebilirsiniz, daimi bir ilişki isteyebilirsiniz ve kişisel olaraktan bazı sıkıntılarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili dostlarım, bazı durumlarda, yani iki arada bir derede kaldığınız bir konuda ileri hamleler atmak istiyorsunuz. İleri doğru
kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve sevgili dostlarım, uzak bir yoldan haber bekliyorsunuz sevgili yengeç burçları. Haberiniz gelecek Allah'ın izniyle. Bazı hastalıklarınız olabilir, hastalıkla ilgili sorunlarınız olabilir. Bunları çözdüğünüzü, sıkıntılarınızı attığınızı görmekteyim. Devamlı surette aleyhinize konuşanları alt edeceksiniz. Gerek hissiyatınızla, gerekse zekanızla sizin aleyhinize konuşan kim varsa onu bildiğinizi, onu çekip bir köşeye konuşacağınızı görüyorum. Bu aile içi bir iç hesaplaşma da olur, aile dışı bir durumda olabilir. Yakın zamanda bu sorunları çözdüğünüzü görüyorum sevgili dostlarım. Ve de bayağı bir ilerleme kaydediyorsunuz bilgi yönünden. Parasal kazanç yönü, özellikle parasal kazanç yönünden yengeçlerin bu hafta çok iyi olacaklarını söyleyebilirim. Özellikle cuma ve cumartesi günü büyük kazançlar görüyorum. Geride hani yarım kalan bir işin tamamlanması, aynı zamanda bir alacak verecek meselesi olabilir, bir sıkıntının çözümü olabilir. Sizi çok ileri safhalara taşıyacak olaylar yaşayacaksınız. Sıkıntıları bir köşeye koyduğunuzu, attığınızı görüyorum. Bazı olaylar için başlangıçlar yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım, Zöhre yıldızının etkisiyle, yani Avrupa diliyle ya da işte Batı astrolojisiyle Venüs gezegeninin etkisiyle böyle hayalini kurduğunuz bir aşk, hayalini kurduğunuz bir beraberlik gerçek olabilir. Venüs ve Ay'ın çok güzel uyumları olacak sevgili dostlarım. Onu söylüyor Yengeç burcu. Sizin güneşiniz hem Venüs'le hem de Ay'la uyumlu hale geldi. Cuma, cumartesi, pazar günleri lütfen aşk için çok olumlu günler. Eğer kalbiniz boşsa dolabilir bu günlerde. Eğer beraberliğinizde sıkıntı varsa çözümü kolay. Uzaklardan gelecek haber var, denizlerden gelecek haberler var. Aynı zamanda bir ay gibi bir süre içerisinde maddi kazançlarınız çok artıyor. Çözemediğiniz sorunları çözüyorsunuz. Aynı zamanda sevgili dostlarım, zalim bir kimseden intikam alma fırsatı buluyorsunuz. Mal mülk edinme konusunda şanslı bir haftadasınız. Maddi bolluğunuzun arttığı. Maddi bolluğunuzun artmasıyla beraber moralmen yükseldiğiniz bir dönemdesiniz. Yine de bir kalıcı hasar bırakan bir hastalık var sende ya da ailende ama çözeceksiniz. Hastalıkları yenmeyi, sıkıntıları gidermeyi başarıyorsunuz bu hafta boyunca. Aynı zamanda iki kişi bir yola gittiğinizi, sevindiğinizi ve başı boş bırakılmış bir işin, yani kimsenin sahip olmadığı bir iş ya da kimsenin böyle yanaşmadığı, cesaret edemediği bir işi siz adam ediyorsunuz, yola koyuyorsunuz ve gerçekten başardığınızı, bir işleri yoluna koyduğunuzu görüyorum. Elinizle ilgili ya da böyle herhangi bir vücudun yerindeki bir kemiklerle ilgili bir sorun için hastaneye gidebileceğinizi söylüyorum. Dikkat edin, kırık ve çıkıklara karşı, özellikle el ve koldaki kırık ve çıkıklara karşı dikkat edin diyorum. Dönek ve kaypak insanlardan uzak duracağınızı, sevilip sevileceğinizi, hastalıklarla mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünüzü görüyorum. Bir ilave iş yapabilirsiniz. Memursanız diyelim, ek bir iş yapabilirsiniz ya da iş yeriniz var, evden çalışıyorsunuz, bir ek işle beraber güzel, daha güzel işlere doğru yönelebilirsiniz sevgili dostlarım. Uzaktan, deniz aşırı bir yerden haber gelebilir ve de telefon alabilirsiniz. Yani
bilgisayarla yazışma yoluyla da iletişim kurabilirsiniz. Yani bilgisayar ve telefon gibi cihazlar ön planda olacak. Elektronik cihazlarla iş yapabileceksiniz bu hafta sevgili yengeç burçları, başarılı oluyorsunuz. Ve bir dedikodu olabilir, hafif bir dedikodu. Salı ile perşembe günleri arasında bunun kimin çıkardığını öğrenemeyeceksiniz. Belki en yakınınız çıkarmış ama önemi yok. Onlarla başa çıkmayı başarıyorsunuz zaten. Böyle dedikodulara ve aleyhinizde konuşanlara dur demeyi bilmişsiniz bu aralar. Hayattan zevk alacağınız, sıkıntılarınızın sona erdiği bir döngüdesiniz. Okuyacaksınız, bilginizi artıracaksınız. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, hayatın dikenli yollarında çözüm yolları üreteceksiniz. Yakınlarınızdan biri ameliyat olabilir. Hayırlısı olsun bakalım. Güzel ameliyatlar, hayırlı ameliyatlar olsun. Güzel bir ameliyat geçirilecek. Yani sağlığına kavuşacak. İyi ki olmuşum diyecek birisi bir ameliyat oluyor sevgili arkadaşlarım. Ve imzalı bir kağıt aldığını görüyorum. Onaylı bir kağıt aldığını görüyorum. Hırs ve sıkıntıdan, yani birine hırslanmışsın, yani sinirlenmişsin birisine, kurtuluyorsun sevgili arkadaşım. Ama hak etmişler yani. Bir şeyleri yapmışlar, geri çekilmişler. Sanki perde arkasından insanları yönetiyorlar. Ama sen şunu diyeceksin, eğer gücünüz yetiyorsa benimle birebir konuşun. Hayata da öyle bakış fırlatacaksınız. O koşulda yaşayacaksınız ve sıkıntılarınızı, yani gerginliğinizi üzerinizden attığınızı, sıkıntıları bertaraf ettiğinizi, iyi bir şekilde devam ettiğinizi görüyorum. Hayat sizi her yönüyle sevgiyle kuşatacak. Ve bu haftaki zikriniz 137 adet yavasi. 7 gün boyunca yavasi zikrini çekin. İç dünyanızdaki karmaşadan, iç dünyanızdaki üzüntülerden kurtulacaksınız. Aynı zamanda vakit yetiştiremiyorsunuz bir şeye. Yetişmiyor zaman diyorsunuz. Zamanın da lehine işlediğini, zamanında berekete kavuştuğunu görüyorum. Zamanın bereketi yoktur demeyeceksin. Zamanı bereketlendireceksin sevgili yengeç burcu. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Zikrimiz yavasi ve tekrar sayısı 137. Şu şekilde yavasi, 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 yavasi. Yani anlamı sevgili dostlarım, her türlü zor işi kolaylaştırmak için ilmiyle her şeyi kuşatan, aklı, fikri ve mantığıyla sıkıntıları yenen anlamındadır sevgili arkadaşlar. Dostlarım, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Bu videomda ikizler burcu dostlarım ve yengeç burcu dostlarımın haftalık yıldıznamesini yorumladım. Kişisel olarak yıldızname bakımlarım vardır. Arayın, konuşalım. Özellikle saatlerin hazinesi. Aradığınız pek çok sorunun cevabı kesinlikle tarih tarih, hatta isim isim vermekteyim. Arayın, konuşalım, tanışalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğendiyseniz lütfen abone olun. Beğeni butonuna basın ve bildirim zilini açın. Canan Canoğlu hepinizi çok seviyor. Yıldızname'ye bakmayı da çok daha fazla seviyor. Yo, sizi daha fazla seviyorum. Acaba yıldızname'yi mi daha çok seviyorum? İkisi eşit dostlarım. Yıldızname bakımını çok çok seviyorum. İnsanız, beşeriz. Sizle belki anlaşamayız. Belki sürtüşürüz. Belki hani küsmeyiz ama yıldızname'yle çok uyumlu bir yaşantım var. Ben bakmadan güne başlamıyorum. Hadi bakalım, siz de öyle yapın. Günlük yıldızname'lerim de var. Takip edin. Hoşça kalın. Dostça kalın.